Seyirciler, Mısır'da darbeye karşı oldukları için 529 kişinin idam cezasına çarptırılması başta Türkiye olmak üzere Müslümanları ayağa kaldırdı. Darbe yönetimi mahkemesinin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin dört bir yanında karar protesto edildi. Şimdi iki ayrı noktaya gideceğiz. Ankara'da memur sen üyeleri Mısır protestosunda buluştu. İstanbul'da ise Ayasofya önünde eylem var. Önce İstanbul'a döneceğiz. Ayasofya önünde Uğur İslamoğlu bizi bekliyor. Detayları anlatacak. Uğur, söz sende. Banu'yum, senin de söylediğin gibi bugün Ayasofya'da binlerce insan şu anda Mısır'daki 529 idam kararını protesto etmek için toplanmış durumda. Biz hemen izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. 24 Mart tarihinde Mısır'daki darbe hükümeti 529 İhvan-ı Müslim'in üyesi hakkında idam kararı aldı. Bu idam kararı henüz infaz edilmedi ve tüm dünyada, tüm İslam dünyasında bu kararın geri döndürülmesi, bu idamların gerçekleştirilmemesi için yoğun bir kamuoyu baskısı var. İstanbul'da da yine bu kararı protesto etmek için binlerce insan, binlerce Müslüman bugün Ayasofya Camii'ni seçti. Protestoların adresi olarak Ayasofya'da Kıyama Dur başlığı altında sosyal medya üzerinden de örgütlendi Müslümanlar. Bugün de işte kameraman arkadaşım size gösteriyor. Çok sayıda İstanbullu bu kararı protesto etmek için Ayasofya'da toplanmış durumdalar. Bilindiği gibi bu karar 24 Mart tarihinde alınmıştı, ancak bugün yine Mısır Dışişleri Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanı bu kararın infaz edilemeyebileceğini söylemişti. Yine bilindiği gibi Mısır'da önümüzdeki günlerde bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Tabii yine darbeyle yönetime el koyan Sisi'nin cumhurbaşkanı olması yüksek bir olasılık olarak görülüyor Mısır'da. Yine Mısır kamuoyunda da konuşulan şeylerden biri şu ki yeni cumhurbaşkanının af yetkisini kullanarak bu idamların engellenmesi söz konusu. Biz de yine yayının başında söylediğimiz gibi bütün dünyada, başta İstanbul olmak üzere bütün dünyada, İslam dünyası bir kamuoyu baskısı yaratarak bu idamların durdurulması için çabalıyor. Bugün şu an İstanbul'da akşam saatleri ve havanın serin denebilecek noktada olduğunu ve yağmurun da özellikle şu son 15 dakikada şiddetini arttırdığını söyleyelim. Ancak yağmur ve serin hava İstanbul'daki bu Müslümanları durdurmak için çok da önemli gözükmüyor. Az önce burada açık alanda, Ayasofya Camii'nin önündeki açık alanda akşam namazı eda edildi cemaat halinde. Yine burada toplanan vatandaşları siz de görüyorsunuz şu an ekranda. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı çok sayıda insan toplanmış durumda. Az önce akşam namazının eda edildiğini söyledik. Yine kefeni temsil eden beyaz örtüler de var protestocuların üzerinde. Bu bilindiği gibi daha önceki Mısır olaylarında da, Mısır olayları için İstanbul'da yapılan birçok protesto gösterisinde de bu tarz görüntüleri görmüştük. İşte Ayasofya Camii'nin önündeki atmosfer bu şekilde Banu'yum. Buradaki programın yaklaşık bir saat kadar devam etmesini bekliyoruz. Yine dualar edilecek Mısır'daki darbe yönetimi yüzünden mağdur edilen Mısırlı Müslümanlar için, tüm dünyada İslam coğrafyasında zulüm altında olan Müslümanlar için dualar edilecek, fatihalar okunacak hayatını kaybedenler için. Dediğimiz gibi buradaki amaç, asıl amaç bir kamuoyu baskısı oluşturarak bu idamların durdurulması dedik ve sözü tekrar size bırakalım Banu'yum. Çok teşekkürler Uğur İslamoğlu. Kolay gelsin. Detayları senden almaya devam edeceğiz. Ankara'daki